Bu aktörler erken seçim olmasaydı daha da güçlü bir şekilde devrede olacaklardı. Aslına bakarsanız seçimin erkene çekilmiş olması bu planların, bu mühendislik çabalarının çok kısa sürede yapılması gibi bir zorunluluğu ortaya çıkarttı. Şimdi şunu biliyoruz. Batı başkentleri, yani Amerika'sıyla, Avrupa başkentleriyle, yine Körfezi'yle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye biçmiş olduğu yeni rolden memnun değiller. Türkiye'nin Batı'yı eleştiren, uluslararası sistemi eleştiren, Batı başkentlerinin iki yüzlüğünü ortaya koyan, Türkiye'ye karşı uyguladıkları politikaların samimiyetsizliğini ortaya koyan açıklamalarından memnun değiller. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir şekilde Türkiye'nin başından gitmiş olmasına memnuniyet duyacaklar. Hatta 15 Temmuz'da da gerekli destekleri zamanında vermeme sebepleri de bununla alakalıydı. Erdoğan zor adam. Erdoğan bir tür konuşulamaz Türk. Hani tabiri caizse Osmanlı'ya ilişkin olarak söylenen zor adam. Daha kolay figürler, Türkiye'nin menfaatlerinin daha az savunulduğu, Türkiye'nin bir takım dengeleri daha az zorladığı ya da zorlamadığı, daha uysal davrandığı bir iktidar profili görünmek isteniyor. Bu anlamda Erdoğan'dan memnun değiller şikayetçiler. Bunun da anlamı şudur. Eğer önümüzdeki 24 Haziran seçimi Kasım 2019'da yapılacak olsaydı, Türkiye'nin 1,5 yıllık döneminde bu bahsetmiş olduğumuz mühendislik çabaları daha geniş bir zaman bularak, daha teferruatlı çalışmalar yaparak, daha tutarlı çalışmalar yaparak ve sonuç alan çalışmalar yaparak hazırlık yapacaklardı. Ekonomik, finansal ataklardan tutun, çıkarılacak adaylara, partilerden yapılacak transferlere kadar. Tabii şimdi bunu böyle teorik olarak söylemiyoruz. Neticede daha şurada geçen gün İyi Parti'ye geçen CHP'lilerin hem de gayet mutsuz bir tabloyla bir tür hile transferlerle Sayın Akşener'in seçilmesi, aday olmasını sağlamak için yaptıkları operasyonu görünce demek ki daha yeni sürprizler de var, yeni adımlar da olabilir. Bunların daha uzun vadede yapıldığını ve Türkiye'yi yıpratacak şekilde, siyaseti yıpratacak şekilde yapıldığını düşünün. Dolayısıyla bütün bunların hepsi erkene alındı. Tabii bir tür Parkinson kuralı işledi burada. Ne kadar zaman ayırırsanız o kadar meseleye ne kadar zaman ayırırsanız o kadar ayırmış olursunuz. O süre içerisinde tamamlarsınız. Bence muhalefet şu an elinden gelen bütün gayreti göstererek Erdoğan'ın karşısına bir ortak aday çıkarmaya çalışacak. Eğer bunu beceremediği noktada daha küçük ittifakların adaylarını çıkarmaya çalışacaklar. O da olmazsa her parti kendi adayıyla çıkacak. Yani ne demeye çalışıyorum? Bence şu anki yapılmak istenen şey öncelikle CHP'nin, İyi Parti'nin ve Saadet'in bir araya geldiği bir ittifak oluşturabilmek. Yani bu üçünün daha doğrusu ortak bir adayını çıkarabilmek. Ancak burada Akşener'in kendisine verilen desteğe rağmen pek istekli olmadığı anlaşılıyor. Eğer o bir şekilde ikna edilemezse belki o zaman CHP ile Saadet Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı buna çalışılacak.